Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 24 Haziran erken seçim çalışmaları kapsamında eski ve yeni dönem belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleriyle birlikte bir araya geldi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Teşkilatı ile birlikte seçim çalışmalarına hızla başladı. Erken seçim kararının açıklanmasıyla birlikte hemen harekete geçen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek olan seçimlerde il yönetiminin daha sağlıklı çalışması için her kesimden muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, eski ve yeni dönem meclis üyeleri ve basın camiasıyla buluşuyor. Erken seçim çalışmaları kapsamında eski ve yeni dönem meclis üyeleriyle bir araya gelen Başkan Yazgı ve İl Başkanı Altınsoy, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için AK Parti'de aday adaylığına başvuru sürecinin 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldığını, temayül yoklamasının ise 5 Mayıs Cumartesi gününe alındığı bilgisini verdi. Biz göreve başladığımızda şunu söylemiştik, gönüller almaya geldik diye. Bu bir vefa yemeğiydi. Geçmişle geleceği buluşturalım diye başlamıştık. Seçim dönemi hasebiyle denk geldi gibi gözüküyor ama hem seçim çalışmamıza katkıda bulunmak amacıyla sizleri davet ettik. Hem de bu işin asıl amacı şeydi. Geçmişle geleceği bir araya getirelim diye, arkadaşlar birbirini tanısın diye. Epey bir katılım var. Ben katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Tabii önemli bir seçim sürecine girdik. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri bizim için çok önemli. Ben hep şunu gördüm, 2002'den beri partinin içerisindeyim, görev aldım. Her seçim bizim için çok önemliydi. İnanın her önemli seçimden daha önemli bir seçim, 24 Haziran seçimleri. Bunun gayreti ve idraki içerisindeyiz. Hemen göreve geldiğimizden itibaren sahada çalışmalara başladık. Esnaf ziyaretlerimizi yaptık, ilçe ziyaretlerimizi yaptık, belediye ziyaretlerimizi yaptık. Köy ziyaretlerine başlayacağız. Bu arada yoğun bir çalışma sergiledik. Ben teşkilatıma teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız bize katkı verdi bu çalışmalarımızda. Ona teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, yoğun bir çalışma içerisine gireceğiz. Zaman çok daraldı. Bugün bildiğim kadarıyla 53 gün var. 54 gün var. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Aday adaylığı müracaatları biliyorsunuz çarşamba günü saat 19'a kadar uzatıldı. Adaya olmak isteyen arkadaşlarımıza buradan tekrar duyurmak istiyorum. Bizim yapmamız gereken şu. Birlik beraberlik içerisinde hep beraber çalışacağız. Biz önceki dönemmiş, yeni dönemmiş diye ayrım yapmayacağız. Bütün arkadaşlarımıza görev vereceğiz. Bize bu konuda katkı sağlamanızı istiyoruz özellikle. Çalışmalarımıza katılmanızı istiyoruz. Benim temel isteğim bu. Bu konuda da ben sizden destek bekliyorum ve katkı sağlayacağınızı da inanıyorum. Şimdi bir devrin belki de dönüşümü olacak. Yüzyıllık bir dönüşüm yaşayacağımıza inanıyoruz. Başkanlık seçimleri gerçekten bizim için çok önemli. Bir ferde ulaşmanın derdinde olmalıyız. Bunu hep beraber yapmalıyız. Burada sadece teşkilat olarak düşünmeyin. Belediye meclis üyelerimizle, il genel meclis üyelerimizle, önceki dönem görev yapmış arkadaşlarımızla bu işi birlikte başarmamız lazım. Oy oranını artırmamız lazım. 4-0 almamız lazım. Bu konuda da iddialıyız. Sahada da bunu görüyoruz zaten. Ben bu katkılarınızı vereceğinize şimdiden inanıyorum ve teşekkür ediyorum. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçiminde AK Parti'de milletvekili aday adayı olmak için müracaat süreci devam ederken Başkan Yazgı erken seçim kapsamında devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkanımın da belirttiği gibi bu önemli bir seçim. Şimdi göreve geldiğimizden beri 4 sene oldu ve 6. belki 7. seçime giriyoruz. Tabii zor bir süreç, zor bir süreçten geçtik. Ama Allah'a çok şükür seçimlerde elimizden geldiği kadar bütün gücümüzü göstererek sahada çalışmalarımız devam etti. Ve her seferinde de Türkiye'de ilk 5'in içerisine girerek yapmış olduğumuz çalışmaları taçlandırdık. Bunda da aynı şeyi yapacağımıza inanıyorum. Çünkü bu teşkilatımız olarak da, bizler olarak da her türlü seçime hazırız. Bu hazırlık süresi içerisinde yaşayacağımız tabii ki belirli takvimler var.
Bu takvimlerden bir tanesi temayül yoklaması. Bildiğim kadarıyla çarşamba günü cumartesi ertelendi. Ondan sonraki süreçlerde inşallah adaylarımız belli olunca sahada hep beraber çalışmalara devam edeceğiz. O esnada da başkanımızın önderliğinde bu tür kahvaltılar yapmak suretiyle hem teşkilatlarımızla bir arada oluyoruz hem de bu tür çalışmalarımıza başladığımızın görüntüsünü de vermiş oluyoruz. Belediyemiz olarak bizler zaten vermiş olduğumuz sözler vardı. Allah'a çok şükür bunları %90'ını tamamladık. Geri kalan kısmında inşallah bu sene tamamlayacağız ve seçimlere hazır bir noktaya getireceğiz. Özellikle kenar mahallelerden başladığımız, daha önceki senelerde biliyorsunuz asfalt çalışmalarına, bu sene merkezden başlayarak devam edeceğiz. Biz yani belediyenin çalışmalarını nerede kaldıysak, ne yapıyorsak aynı şekilde devam edeceğiz. Daha da artarak, daha da hızlanarak bunları yapacağız. Burada sizlerden isteğimiz ve ricamız şu, mutlaka vatandaşlarımızın talepleri, istekleri olacaktır. Bunları yerine getirmek bizlerin boynunun borcu. Çünkü bunlar için bu görevlerdeyiz. Fakat herkesin her an, her dakikada istediği yerine getirilemeyebilir. Bunlar bir program dahilinde, bir standart dahilinde yapılacağını sizlerin de özellikle belirtmesini isteriz. Burada önemli olan iki konu var. Birincisi Cumhurbaşkanlığımızın seçimi. Allah nasip ederse biz Aksaray'da çok iyi derece alacağımıza inanıyoruz. MHP ile yaptığımız bu ittifak vesilesiyle matematiksel olarak topladığınızda %90'ların üzerinde bir oy görünüyor. Biz bunu rahat alırız Cumhurbaşkanlığı seçimimizde. Az önce de belirttiği gibi Sayın İl Başkanımızın milletvekilliğinde de 4-0'ı biz burada almak istiyoruz. Bunun için de sizlerin bizlere destek olarak sahada, çünkü sizler varsınız. Sizler hem vekillerimizi anlatacaksınız, hem belediyemizin çalışmalarını anlatacaksınız. Hem Cumhurbaşkanımızı tabii ki hepimiz biliyoruz ama ondan da bahsederek, yeni bir sisteme geçtiğimizden de bahsederek her noktada, her gittiğimiz yerde bunları belirtmemiz gerekiyor. Bu bizlerin üzerine düşen bir görev. Bunun dışında tabii şunu da söylemek istiyorum. Karşı taraf boş durmayacak. Ne CHP'si, ne İYİ Partisi, ne aklınıza ne gelirse karşı tarafın hiçbir argümanı boş durmayacak. Sürekli birçok noktadan saldırı yapacaklar. Çünkü artık bundan sonra başka seçenekleri kalmıyor. Yepyeni bir sisteme geçiliyor ve bu sistemden sonra da bambaşka bir Türkiye'ye oluşacak. Dolayısıyla onların bu saldırılarına karşı da sizlerin ve bizlerin daha dik durmamız ve uyanık olmamız gerekiyor ki bunlara gerekli cevabı gerekli yerlerde vermeniz gerekiyor. Bu teşkilat bazında olsun, vekillik bazında olsun, belediye bazında olsun. Yani biz bir aileyiz, bu aileye zarar verecek herhangi bir söylem, herhangi bir söz, herhangi bir ifadenin kullanıldığında önce sizlerin cevap vermesinin gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyorum ki sizler bunu anlatmazsanız, sizler bunlardan bahsetmezseniz karşı taraf bunu çok iyi kullanır ve elinden gelen her türlü şeyi yapar. Dediğim gibi çünkü ellerinde başka bir seçenek kalmadı. Bu son seçenek. Ya var olacaklar ya yok olacaklar ki şu andaki gösterge yok oluşlarına doğru gidiyor. Yine inşallah Cumhurbaşkanımız 24 Haziran'da seçildikten sonra yepyeni bir Türkiye'ye hep beraber uyanacağız. Ve bundan sonra da bizler zaten gayretli çalışmalarımız devam edecek. Teşkilatımızda da el ele, kol kola, her yerlere giderek her türlü noktada kendimizi ve partimizi ve Cumhurbaşkanımızı da anlatarak en iyi sonuçta, en iyi şekilde sunum yapıp güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Burada başkanım da söylediği gibi eski yeni ayrımı yok. Biz bu geminin içerisindeyiz. Hepimiz hep birlikteyiz. Bugün biz buradayız ama yarın bir başka arkadaşlarımız bizim bulunduğumuz yerlerde görev alır, görevler alacaktır. Bunun hiçbir şeyi yok. Önemli olan partimizin her noktada ve her zaman en iyi derece alması. Ben buna inandığınızı ve bu doğrultuda buralara gelip bizlerle beraber olduğunuza inanıyorum. Tekrar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Aksaray Kitap Günleri Fuarı sona erdi. 23-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen kitap fuarının kapanış gününde de yine onur konuğu yazarlar kitapseverlerle buluştu. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen kitap günleri bu yıl ikinci kez ziyaretçilere açıldı. Fuara ilgi bu yıl daha da arttı.
Bu yıl pazar pazar fuar alanında düzenlenen Aksaray Kitap Günleri Fuarı, yüzü aşkın yayın evi ve 70'in üzerinde yazarın katılımıyla kitap severlerle buluştu. Başta gençler olmak üzere her yaştan okuyucunun ilgi gösterdiği fuar, 7 gün boyunca birçok söyleşi, panel, şiir dinletileri ve aktiviteye ev sahipliği yaptı. Süleyman Özışık, İclal Aydın, Hayati İnanç, Benhar Sağıroğlu, Kahraman Tazeoğlu gibi isimlerin onur yazarı olduğu fuarda 70'e aşkın birçok şair, yazar ve romancı da okurlarıyla bir araya geldi. İkinci Aksaray Kitap Günleri Fuarı'nın kapanışını Yusuf Berkay Şimşek, Rasim Özden Ören, Asım Gültekin, Tumiçin Çevikoğlu, Sultan Tarlacı, Mete Yarar, Sadık Yalsız Uçanlar ve Sevda Türküsev yaptı. Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi hedeflenen 1. Çocuk Festivali, Çocuk Tiyatrosu Sirk Kedileri ve Müzikali Pirdino ile kapanış yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen ve 23 Nisan Pazartesi günü düzenlenen etkinliklerle başlayan 1. Çocuk Festivali sona erdi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından hayata geçirilen ve 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkusuyla Aksaraylı çocukların sevincini pekiştirmek ve çocukların aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşaması hedeflenen festivalde çocuklar aileleriyle birlikte eğlenceli atölye çalışmaları, eğitici parkurlar, müzikaller, tiyatro oyunları, şişme oyun alanları ve rengarenk gösterilerle 7 gün boyunca şenlik havasında unutulmaz bir hafta geçirdi. Bütün etkinliklerin ücretsiz olduğu ve pazar pazarı fuar alanında düzenlenen çocuk festivalinde coşkulu mutlu çocuklarla gülen yüzler ve aileler doyasıya eğlendi. Türkiye'nin en eğlenceli çocuk festivali unvanını alan ve 23-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Aksaray Çocuk Festivali son gününde de ücretsiz film, tiyatro ve müzikal gösterimi, çizgi film karakterleri, bilim gösterileri, atölye çalışmaları, yarışmalar, çocuk oyunları ve çok sayıda sürprizle kapanış yaptı. Aksaray'ı mutlu çocukların kenti yapmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, çocukların ruhuna dokunan festivali geleneksel hale getirmeyi hedefliyor. Bu yıl 2. Kitap Günleri Fuarı ile aynı alanda düzenlenen 1. Çocuk Festivali'ni yaklaşık 400 bin kişi ziyaret etti. Aksaray Belediyesi 1. Çocuk Festivali etkinlikleri kapsamında Planetorium Küresi Uzay Çadırı kurdu. Uzay ve gezegenlerin gizemli dünyasını merak eden çocuklar bu meraklarını önemli ölçüde giderirken uzay çadırında keyifli anlar yaşadı. Aksaray Belediyesi bu yıl ilk kez düzenlediği Çocuk Festivali etkinlikleri kapsamında çocukların hayal gücünü ve el becerilerini geliştirirken yaşıtlarıyla doyasıya eğlenme fırsatı sundu. 23-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 1. Çocuk Festivali'nde çocuklar birbirinden eğlenceli ve eğitici ücretsiz aktivitelerle eğlenceye doydu. Uzay, gökyüzü ve astronomi hakkında eğitici ve eğlendirici sunumların yapıldığı gösterim alanı olan Uzay Çadırı, Çocuk Festivali pazar pazarı fuar alanı minik ziyaretçilerine uzay yolculuğuna çıkmış duygusu yaşattı. Uzay ve gezegenlerle ilgili bilgilerin görsel sunumlar eşliğinde verildiği çadır, çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Uzayı 360 derecelik simülasyon ekranından izleme şansına sahip olan çocuklar, unutamayacakları bir deneyimi tattılar. Meraklı minikler uzay çadırının kubbe şeklindeki yapısı içinde çok boyutlu projeksiyon cihazı yardımıyla gezegenleri ve yıldızları yakından görme fırsatı yakaladı. Uzay çadırının sağladığı gerçekçi canlandırmayla kendilerini uzay boşluğu içinde hissettiler. Aksaray Belediyesi ev hanımlarına yönelik iş imkanı sağlamak amacıyla kurduğu Hanımeli Pazarı'nda üretici olan ve gıda ürünleri satan kadınlara hijyen eğitimi verdi. Kadınların el emeği ürünlerini değerlendirdiği Hanımeli El Emeği Pazarı'nda satılan ürünler arasında gıda ürünlerinin ayrı bir yer tutması sebebiyle verilen gıda güvenliği ve hijyen eğitimi kapsamında kadınlara gıdaların uygun koşullarda saklanması, gıdaların bozulma nedenleri, gıda kaynaklı hastalıklar, bulaşma yolları ve kişisel hijyen kuralları gibi konu başlıkları hakkında bilgiler yer aldı. Ortamdan işte evde kullanıyorsan elde, evde kullanıyorsan yüzde. Uzaklaştırmasını sağlamaktır. Sabunun mikropları öldürme, onların çoğalmasını engelleme özelliği yoktur biliyorsunuz.
Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen biyolog Ahmet Arı'nın Hanımeli El Emeği Pazarı'nda üretici olan ve gıda ürünleri satan kadınlara yönelik verdiği gıda güvenliği ve hijyen eğitimine projenin mimarı Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgın Neşesi Beyazgı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Aksaray Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysun Akkurt ve üretici hanımlar katıldı. Aksaray Belediyesi Başkanlık Binası konferans salonunda verilen eğitimler, Hanımeli El Emeği Pazarı'nın yanı sıra birey ve toplum sağlığı açısından yaz aylarının yaklaştığı bu günlerde ayrı bir önem de taşıyor. Aksaraylı kadınların el işlerinden ev yapımı gıda ürünlerine kadar birbirinden farklı el emeği ürünlerinin yer aldığı Hanımeli Pazarı her çarşamba cumartesi pazarı alanında kuruluyor. Aksaray Belediyesi bünyesinde kadınlara yönelik faaliyet gösteren Akmek Meslek Edindirme Kurslarına katılan kursiyerlerin yıl sonu karma sergisi açıldı. Aksaray Belediyesi bünyesinde kadınlara yönelik olarak açılan ve nitelikli istihdama katkıda bulunan Akmek, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında açılan kursların yıl sonu karma sergisini açtı. Aksaray Belediyesi'nin Meslek Edindirme Kursları Merkezi işbirliğiyle açtığı Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi, Akmek Merkez Bina, Akmek Sanat Atölyesi ve Ceyha Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nde 30 branşta açılan kursları başarıyla bitiren 2500 kursiyerin el emeği göz nuru eseri pazarı fuar alanında sergilendi. Aksaray Belediyesi yıl boyu aralıksız açtığı meslek edindirme kurslarıyla her yaştan ve eğitim düzeyinden çok sayıda kadını eğitiyor, meslek sahibi yapıyor. Akmek kurslarına katılan kadınlar kişisel birikimlerini ve kültürlerini artırıyor, el sanatları becerilerini geliştiriyor, meslek sahibi oluyor, pasif tüketici olmaktan çıkıp aktif üretici olarak gelir elde ediyor. Aksaray Belediyesi'nin Akmek bünyesinde ücretsiz olarak düzenlediği kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sergide el işi dikiş nakıştan, kağıt rölyefe, çini işlemeciliğinden takı tasarıma birçok el işi ürünü ziyaretçiler tarafından yakından incelendi. Aksaray Belediyesi 2. Kitap Günleri ve Çocuk Festivali etkinlikleri kapsamında pazar fuar alanında açılan Akmek 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Karma Sergisi'nde pek çok uygarlığın hüküm sürdüğü Anadolu topraklarından ortaya çıkıp değiştirilip geliştirilen geleneksel el sanatları eserleri tekrar hayat bulurken hanımların birçok branşta hazırladıkları çalışmaları görülmeye şayandı. Aksaray Belediyesi Çocuk Festivali etkinlikleri kapsamında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklara trafik kurallarını eğlendirerek öğretti. Aksaray Belediyesi 1. Çocuk Festivali etkinlikleri çerçevesinde pazarı fuar alanında kurulan Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar yatay düşey trafik işaretleri, sinyalizasyon sistemleri, yaya geçitleri, yaya kaldırımları ve eğitim pistinden oluşan alanda uygulamalı sürüş ve trafik eğitimi aldı. Çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla eğitim parkuru kuran Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çocuklarla birlikte hem eğlendi hem de pratik uygulamalarla trafik kurallarını öğretti. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.